Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında nokta analitiği konusundaki ÖSYM tarzı test birinin yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye soruluyor bize. Şimdi 4'e 0 noktası y eksen üzerindedir. Y eksen üzerinde olması için apsisinin 0 olması lazım. Bu yanlış. X eksen üzerinde olması için de ordinatının 0 olması lazım. Bu da yanlış. 3'e eksi 1 noktasının eksenler olan uzatları toplamı 3 artı eksi 1'den 2 değildir. Mutlak değer 3 artı mutlak değer eksi 1 olması lazım. Eksenler olan uzakları toplamı 4 yapması lazım. Bu da yanlış. E o zaman burada eksi 5'e 3 noktası analitik düzlemin ikinci bölgesindedir. Gerçekten öyle mi? Apsis eksi ordinat artı ikinci bölgesinde oluyor. Doğru. Eksenler üzerinde orijinal olan uzaklığı bir birim olan 4 nokta vardır diye soruluyor. Eksenler üzerinde orijine olan uzaklığı bir birim olan 4 nokta vardır. Bakalım şunu inceleyelim. Eksenler üzerinde diyor bak. Eksenler üzerinde. Orijinal uzaklığı bir birim olan. Hocam 1'e 0 noktası vardır. 0'a 1 noktası vardır. Şu eksi 1'e 0 noktası vardır. Ve 0'a eksi 1 noktası vardır. Evet aslında sonsuz nokta vardır ama eksenler üzerinde 4 tane nokta vardır. Doğru mu? Doğru. Yani 2 de yani 5. de doğru oldu. 2 tane doğru olmuş oldu. Birinci soru balıkesir esir yaptı. Geldik ikinci soruya. Bir öğretmen koordinat sisteminde nokta yerleşimini kavratmak için sınıf içinde aşağıdaki etkinliği uygulamıştır. Apsis ilçedeki harf sayısı, ordinat ildeki harf sayısı. Olacak şekilde ilçe-il eşleşmesini kodlayarak koordinat sistemindeki noktaları bu noktaları bu şekilde işaretlemiş. Bu ilçedeki harf sayısı, bu da ildeki harf sayısı dikkat. Buna göre aşağıda verilen hangi il ilçe eşleşmesi kodludur? Bakalım toplanmıştır şimdi ilçedeki harf sayısı arkadaşlar şöyle efeler 1 2 3 4 5 6 toplanmamıştır diye soruluyor Tamam 6'ya 1 2 3 4 5 6'ya 5 var mı var Evet şu nokta var arkadaşım Bornide Evet 1 2 3'e 3'e 1 2 3 4 5 3'e 3'e 5 var mı şu nokta gösterilmemiş arkadaşlar bu yok bu yok. Soru işareti koyalım. 1, 2, 3'e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3'e 6 var mı? Var. Ünye ordu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4'e 4 var mı? Var. Sonra of Trabzon. 2'ye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2'ye 7 noktası var mı? Var. Hangisi yok? Bor, de yok. Yani cevap balık isim yaptı. İkinci soruda. Bu da güzel bir soru. Geldikçe. <laughs> Aşağıda birinin kareler ayrılmış ABC'de. P noktaları verilmiştir. Bu noktalardan ilgili şunlar bilinmektedir. A, B noktaları x eksenine eşit uzaklıkta. Arkadaşım x eksenine eşit uzaklıkta. O zaman x eksenine eşit uzaklıktaysa bizim x ekseni hop şöyle olmak zorunda. x eksenine 2 birim 2 birim uzunluğunda. Tam ortasından geçen doğru olmak zorunda. C ve D y eksenine dikeye. C ve D de dikeye eşit uzunlukta. O zaman ne olacak arkadaşım? O, aha da bu böyle olmaz mı? Bak 3 birim uzunluğunda 3 birim uzunluğunda. Evet. P noktasının koordinatları. Hocam şöyle bakacak olursak. Bir birim sağda iki birim yukarıda. Bire iki noktası yapar. Güzel bir soru bu da. Cevap Edremit yaptı. Kaçıncı soru? Üçüncü soruda. Geldik dörde. Analitik düzlemde alınan A noktasının koordinat eksenlerinin uzaklıkları birbirine eşit. Evet. X eksenine olan uzaklığı mutlak değer Y'dir. Y eksenine olan uzaklığı da mutlak değer X'dir. Yani Mutlak değerce 3K eksi 2 eşittir. Mutlak değerce K artı 6'ya eşit olmak zorunda. E o zaman hocam bunlar ya birbirlerine eşittir. Yani 3K eksi 2 eşittir K artı 6 olur ya da 3K eksi 2 eşittir. Eksilisine eşit. Eksi K eksi 6'ya eşit olacak. Buradan 2K eşittir 8'den K'yı 4 buluruz. Buradan da 4K eşittir eksi 4'ten. K'yı da kaç buluruz? Eksi 1 buluruz. Bu K'nın alacağı değerler toplamı isteniyor. 4 artı eksi 1'den cevap 3 çıkar. Evet. Dördüncü soru akçe oldu. Geldik 5'e. Analitik düzlemde köşe koordinatları verilen üçgenin BC kenarına ait kenar orta uzunluğu. Bak rastgele soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çizelim. A noktası 5'e 9. B noktası 4'e eksi 1. C noktası da eksi 6'ya 3 noktası verilmiş. BC ait kenar orta uzunluğu isteniyor bizden. İşte şu kenar orta uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaş ben buradaki orta noktayı bulabilirim. 4 artı eksi 6 bölü 2 eksi 2 bölü 2'den eksi 1'e eksi 1 artı 3 2 bölü 2'den 1 yapar. E sonra bu soru işareti. Kare küçüğünde x'ler farkı eksi 1 eksi 5'in karesi artı y'ler farkı 1 eksi 9'un karesi. Normalde x'ler farkı eksi 6 y'ler farkı eksi 8 yani 6 8 13 üçgeninden soru işareti 10 olarak buluruz. Cevap edremit oldu. Kaçıncı soruda? 5. soruda. Geldik 6'ya. Analitik düzlemde A ve B noktalarına eşit uzaklıkta x eksen üzerinde bulunan nokta. Arkadaşım X80'in üzerinde bulunan bir nokta. X'e sıfır gibi bir nokta değil midir? Evet. Hem A'ya hem de B'ye eşit uzaklıkta olacak. Şuraya C diyelim. Yani bu ne demek? CA uzunluğu eşittir. CB uzunluğu demektir. CA'ya bakıyorum. X-2'nin karesi artı 0-7'nin karesi. Kare kük içerisinde eşittir. Kare kük içerisinde X-8'in karesi artı 0-5'in karesi olur. E, bunlar birbirine eşit. Karekökler birbirini götürsün. Açalım şunları. x kare x 4 x artı 4 artı 49 eşittir. x kare eksi 16 x artı 64 artı 25 yapar. x kareler nalay olur. Eksi 16 x öbür tarafa atınca artı 12 x yapar. Sonra e, 49 şurada 49 şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 89. 89'dan 49 çıkınca 40 yaptı. Bir de 4 çıkınca 40'tan 4 çıkınca 36. 12x36 ise x'i böylelikle 3 buluruz. Yani cevap Cihan çıkar 6. soruda. Geldik 7. soruya. 7. soruda şöyle bir şey verilmiş. Bir dikdörtgen bu şekilde konulmuş. Aynı dikdörtgen bu şekilde konulmuş. B köşesinin ordinatı nedir diye soruluyor. Tamam. Şu 5'e 15 noktasıysa apsi, apsi, apsi 15 ordinatı da 5'tir. Pardon 15'e 5 noktası. Yani bu uzunluk 15 bu uzunluk 5 demektir. Yani uzun kenar 15 kısa kenar 5 demektir. Analitik düzlemde bir nokta verilmiş sayada isteniliyorsa eksenler 10 uzaklarını kullanmak zorundayız. Hocam burası 13 burası da 3 oldu. 3 5 3 4 5 üçgeninden 4 oldu burası. E tamamı 13 ise buraya 9 kaldı. E 90'lar ama da şu dal alfa beta ya. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta oldu. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Ve benzerlik oranı 5'ken 15 olmuş. 1'e 3 oran var. O zaman betanın karşısı üçgen. Betanın karşısı 9. Evet 1'e 3 oran var. Alfanın karşısı 4 ken, Alfanın karşısı 1'e 3 oranlar 12 olur. E ee, Son durumda B köşesinin koordinatı. Bak 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 şurası isteniyor bizden. O da 0'a 12 noktası yapar. Ordinatı da ne oldu o zaman? 12 oldu. Yani cevap akçay oldu. 7. soruda. Geldik 8'e. Analitik düzlemde noktalar verilmiş. Paraya kenarın köşeleridir. Hemen paraya kenarı şöyle bir çizelim kardeşim. Sıralama. Sol alttan başlayıp şöyle yapmanızı hep tavsiye etmişimdir. A noktası kaça kaç? 1'e 5 verilmiş. B noktası kaça kaç? 4'e 7 verilmiş. C noktası 7'ye 3 verilmiş. E o zaman ben şunu bulabilirim kardeşim. Şurayı A virgül B diyecek olursam. Hocam karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Yani 1 artı 7 nedir? 1 artı 7 eşittir A artı 4'ten dolayı A'yı 4 buluruz. Sonra 5 artı 3. 5 artı 3 karşılıklı y'ler toplamı 7 artı B'den dolayı da B'yi de 1 buluruz. Evet. 4'e 1 noktası çıktı arkadaşım. Burası bizden. ACD üçgenin ağırlık merkezi. Şu üçgenin ağırlık merkezi isteniyor. O zaman apsiler toplamı. Yani şu noktalarımız köşe değil mi? Bu köşelerde apsisler toplamı. Kafadan yapalım. 7, 4 daha 11, 12 bölü 12 bölü 3'e kaç yapıyor? 3, 1 daha 4, 5 daha 9. 9 bölü 3 yapar. Yani 4'ü 3 noktası yapar. Cevap da böylelikle akça yapar. 8. soru var. Geldik 9'a. Analitik düzlemde kenarları eksenlere paralel olan ABCD dikdörtgeninin karşılıklı iki köşesinin koordinatları verilmiş. Hemen şekli çizelim basit bir şekilde soruyu anlayabilmek için. A, B, C, D dikdörtgeninde karşıtlı A 11, 8 ve C de 1'e 2. Karşıtlı burada köşeler verilmiş bize. Tamam. Bu dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Bu da, bir de bu eksenlere paralelmiş. He. Arkadaşım eksenlere paralelse analitik düzlem çizeceğiz o zaman. Tamam. Analitik düzlem çizip ona göre yorumlayalım. Çünkü özel bir durum olduğu zaman öyle yapıyoruz. Analitik düzlem çizdik. Birisi 1'e 2 noktası. Hocam 1'e 2 noktası nerede? Şurada. 1'e 2 noktası burada. Öbürü de 11'e 8 noktası. 11'e 8 noktası da burada. Şöyle bir dikdörtgenimiz eksenlere paralel olan. Arkadaş şurası 1, burası 2, burası 11, burası 8 değil mi? Evet. E şu uzunluk kaç çıktı? 10. Yani burası 10. Bu uzunluk kaç çıktı? 6. Yani burası 6 çıktı. Bu dikdörtgenin alanı kenarları 6 ve 10 olduğu için 6 çarpı 10'dan 60 çıkar. Cevap böylelikle balık çıktı. 9. soruda geldik ona. 10. soruda da birim karelerden oluşan düzlemde A noktası koordinatları x 4'e 2 verilmiş. BN en, eninci bölgede bulunan nokta sayısı olarak tanımlanmıştır. A noktası hariç kalan 10 nokta için B4, B3, B2 ve B1 işlemin sonucu nedir diye soruluyor. İlk önce orijini bulalım. x 4 ne demek? 4 birim solda demek. 4 birim sahip. 1, 2, 3, 4. Tamam mı? yani 4 birim sonunda ya orijin. O zaman 4 birim sağına gittim. Sonra artı 2 ne demek? Artı 2 demek de 2 birim yukarısında orijinin. 2 birim de aşağı gideceğim o zaman. Yani bizim orijin şurası mı yaptı arkadaşım? Evet. Bizim orijin şurası yaptı. E o zaman orijin burasıysa hop şöyle. Hop şöyle. Şimdi B4 dediği 4. bölgedeki nokta sayısı. 1, 2. Eksi B3 dediği 3. bölgedeki nokta sayısı. 1. Artı B2. B2 dediği A noktası hariç diyor. İkinci bölgedeki nokta sayısı 2. Eksi B1 dediği birinci bölgedeki nokta sayısı 1. Hocam bunlar eksen üzerindeki noktalar bunlar alınmaz. Yani ne yaptı burada? Şu 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 gitti. Cevap böylelikle 2 yaptı. Valla güzel bir soruymuş gençler. Gerçekten güzel bir soru. Hoş bir soru. 10. soru balık kisarı oldu. Geldik 11. soruya. Dairesel ve eşit birimlenmiş bir saatte yelkovanın uç noktası koordinatlandırılarak hareketlendiriliyor. Tamam. Yelkoğan 1'i, 7'i, 1'i, 7'i, 1'i ve 7'i gösterirken. Saat 1 ve 7'yi gösterirken arkadaşlar. Sadece Yelkoğan. Uç noktanın koordinatları sırasıyla 1'e 8 ve şurası 1'e 8'miş ve burası da kaçmış arkadaşım? Eksi 5'e 2'miş. Eksi 5'e 2 noktasıymış. Buna göre Yelkoğan'ın takılı olduğu noktanın, evet şuradaki nokta isteniliyor bizden. Koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A 1 ile 7 arkadaşım şöyle 1 ile 7 birbirinin zıttı değil mi? Yani kovan bir buradayken 4'e 8 noktasında buradayken 5'e 2 noktasında. E şunlar birbirine eşit. E bitti. O zaman arkadaşım direkt orta nokta koordinatı isteniyor bizden. Eksi 5 artı burası 1'di değil mi? 1'e 8 noktasıydı. Eksi 5 artı 1 eksi 4 bölü 2'den eksi 2'ye 2 artı 8 10 bölü 2'den 5 yapar. Bak çaktırmadan orta noktayı sormuş ve cevap da eksi 2'ye 5 çıktı. Bu da güzel bir soru. 11. soru. Edremit. Aa bitti. O zaman 11. soruyu çözerekten bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki test yani ÖSYM tarzı test de görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.